Yine buyuruyor ki, İttekillah, Allah'tan korkun. Ve ekiniz salah, namazı da kılınız. Bakınız aziz kardeş, namaz hakkında tabii hepimizin bilgisi çoktur. Fakat namaz, bütün ibadetlerin içerisinde çok hayırlı ibadetler var ya çeşitli. Oruç var, zekat var, hac var. İşte iyiliklerin çoğu sadakaların var. Bu el, ayak, işte başka azalar neyse onlara benzer. Ama namaz başa benzetilmiş. Baş olmayınca elin, ayağın nasıl kıymeti yok? Namaz olmayınca diğer iyiliklerin hiç kıymeti yok. Elin olur, başın olmayınca elin kıymeti oluyor mu? Ayağın olmuş, başın olmayınca kıymeti olmuyor. Sen hacca gitmişsin, 1000 defa git. Efendim, oruç tutuyorsun, ne kadar tutarsan tut, gece de tut istersen. Şu kadar hayır para dağılıyorsun, doğru, ne kadar doğrudursan da. Namazın olmadıkça hepsi boşalır. Ama yap, bunları da yine yapma değil, yap ama namazı da hiç bırakma. Onun için ne diyor? İttekillah ve ekimiz salah. Namaz, namazda namazı kıl. Hem de akım tabiriyle. İkame et. Yani dürüst kıl namazı. Nasıl? Kendine getera. Allah'ı görüyormuşsun gibi namazı. Öyle yatıp kalkmak. Bazı müfsitler var. Allah'a diyor yatıp kalkmayı bizim şey yaparlar, beğenmezler. Bu yatıp kalkmak Allah'ın emridir. Asıl burada Allah'a ibadettir. Gaye Allah'a ibadettir. İbadet olunca onu görür gibi Allah'a bağlanacaksın. Öyle ibadet edeceksin ki ruhun da açılsın, gönlün de açılsın. Ve ekimiz salah ve atiz zekat. Kur'an'da kaç yere bakarsanız namazın arkasından zekat gelir. Namazın arkasından zekat gelir. 80 küsur yerde namazda zekat yan yana. Niçin? Namaz Allah'a ibadet. Zekat mahlukata şefkat. Onun için İslam dini iki şeyden ibaret diyorlar. Birisi Allah'a kulluk, diğeri mahlukata şefkat. Allah'a ibadet ediyorsun, tamam. Mahlukatına acımıyorsan olmadı. Mahlukatına acımıyorsan, şefkatin yoksa, merhametin yoksa olmadı. İki harf, müsbetle menfi, birleşirse lamba yanar. Birleşmeyince yanmaz. Yalnız Allah'a ibadet olmaz. Mahlukuna da şefkat aldı. Bu mahlukuna şefkat, zekattır işte. Zekatını veren insan şefkatlidir. İyice hesap edecek herkes parasını, onun parasını seneden seneye, efendim, fukaralara, hayır cemiyetlerine verecek. Bunu yapamıyorsa şefkatsiz bir insandır. Binaenaleyh yalnız zekat ile de değildir insanların şeysi. Bugün mesela benim 1000 lira, 10 bin lira zekat verir. Verir ama arkasından da birçok hayırlarda birçok kimseler, müracaatler ele çar. Onları da boş çevirmemek mürüvvetin iktidasıdır. Mürüvvet sahibi insanlar herkese yardımını mebzül olarak bol bol kullanır. Binaenaleyh ekimiz salah, namazında ikram et, vaatiz zekat. Zekatını da ver ama. Daha hüccel beyt. Bir de beyt. Allah'ın beyti. Kabe-i Muazzama'yı yani. Buraya da gidip ziyaret. Hakkını yap. Neden? Bunda çok fevaid var. Ne kadar fayda var? Bilmem burada. 2 milyon insan toplanır burada aşağı yukarı. Bu 2 milyon insanın bulunduğu bir topluluğa sen de katılırsın. Bütün evliyalar da oradadır. Zamanın kutbu oradadır. Allah'ın rahmeti de oraya iner. Binaenaleyh bu rahmet-i ilahiyenin içerisine girmek kadar büyük devlet olmaz. Burasını ben bilmiyorum yanlış derim bir hamama benzetirim. Nasıl kirleniyoruz? Kirlendiğiniz vakitte hamama giriyoruz, yıkanıyoruz, tertemiz oluyoruz. Binaenaleyh buraya gidip de bu cemaat-i İslami'nin arasında Arafat'la diğer yerlerde beraberce bulunmakla bütün günahlarımızdan arınıyoruz, ruhumuz tertemiz oluyor. Binaenaleyh haccı yapıp da benim şu günahımda kaldı demek kadar günah yoktur. Haccı yapan insanın üzerine hiç günah var. Güzel cidden. Onun için büyük hamam burası. Buraya Allah cümlemize nasip etsin. Her sene gitmekle devlet şerefine eriştirsin. Desen ki paraları oraya niye harcıyorsun hoca efendi? E onu ben kazanmışım da burada benim ruhumun temizlenmesi için niçin mani oluyorsun? Memlekette hayırları var hoca efendi. O hayırları da o zatlar o hayırları da herkesten fazla yine yardım eden yine onlardır. Binaenaleyh bu Allah'ın emridir. Allah'ın emrine kimse karşı gelemez. Ama diyeceksin ki bir kere, bir keredir ama onun diğerlerindeki fazaili tarife yine dilimiz kafi gelmez.
Bunu elimizden gelse de her sene Allah nasip Celle ve Ala nasip etsin de gidelim. Bu fikre ben de sahiptim de. Bizim kıyılı neydi o zaten be? Kıyılı ha? Hacı Fahri Efendi vardı. Her sene gidiyor. Ben de ona dedim ki ya bu adam böyle her sene gideceğine memlekette bu kadar ihtiyaçlar var da. Halbuki koca bir cami yaptırdı. Altına koca bir medrese yaptırdı. Çocuklara da kendi parasıyla bakıyor. Kendi parasıyla çocuklara da bakıyor. Okutuyor, yetiştiriyor. Hem dünyada hizmeti var. O Ardan parasından da hacca gitmek. Ha, hakkıdır tabii gitsin. Ama içinden öyle bir şey gelirdi. Gittim buraya gidince hacı hani hakkını helal et bana dedim. Benim içimden böyle geçiyordu ama dedim yanlışmış bu geçiş. Hakkını bana helal et dedim. Çünkü ben de ona katıldım. Bu ayına gidiyoruz şimdi. Bu gidişte çok faydalar da görüyoruz elhamdülillah. Onun için Cenab-ı Allah emrettiği gibi Cenab-ı Peygamber de diyor ki وَحُجَّ الْبَيْتْ benim evimi hac edin, görün. Görün. Tabii şimdi televizyonlarda da gösteriyor. Efendim, levhalarda da görüyoruz. Tablolarda da görüyoruz. Ama bu görmek, onun kendisini görmek gibi midir ya? Mesela dükkanlarda elbiseler giydirmiş hanımlar var. Görüyoruz orada ama canlı hanımın haliyle onunla bu bir olur mu hiç? Mertimiz. Bir de umre var. Hac mevsiminden gayrı mevsimlerde. Şimdi mesela gitsek bir umre olur. Hac olmaz şimdi. Hac ancak Zilhicce'nin 10. gününde oluyor. 9. 10. günlerde. Binaenaleyh bundan gayrı günlerdeki yapılan ibadete umre derler. Bunu da yap. Daha ve bir ve berre valideyk. Ama ananı babanı unutma ha. Anana babana ihsan et. Bunları ikram et. Bunları üzme. Bunları darıtma. Bunları incitme. Bunların bedduasını da alma. Bunlara daima hayır duasını almak için elinden geldiği kadar bunlara ikram, ihsan et. Fısıl rahimeke akrabanı da bırakmama. Yalnız anana babana değil, akrabanı da bırakma. Amcan, dayın, teyzen, halan, kim ne varsa bunları da gidip ziyaret edecektin. Yardıma muhtaçlarsa yardım da edeceksin. Vakrıt day. Misafirine de ikram et. Konakla. Alakoy onun evinde yedir, içir. Misafirine. Daha me'mür bil ma'ruf ve ne'anem münker. İyilikle emret. Kötülüklerden de insanı uzaklaştırmaya çalış. Mezül ma'al hak. Yukarıda dedi ya. Hakkı kabul et. Burada da diyor ki hak ile daim ol. Sabit ol. Haktan ayrılma. Bugün hak üzerinde olursun da yarın dönersin. Öyle dönük olma. Hak üzerinde sabit ol. Hakkı ara bul ve o hakkın üzerinde sabah eyle. Bir tane daha okuyayım ki hakikaten.